Selam, ismim Enise, 87 doğumluyum. Benim başımdan tuhaf şeyler geçti. İster inanın, ister inanmayın, ben yine de size anlatacağım. Üniversite mezunuyum. Ailemin yanında, Eskişehir'de okudum. Her şey babamın vefatıyla başladı. Babam rahmetli olmadan önce yatalak hastaydı. Bir gün babamın odasına gittim. Babamla konuştuk, sohbet ettik. Sonra kapıdan çıkarken bana, kızım yanında deden var, görüyor musun dedi. Dedem rahmetli olalı yıllar olmuştu. Ben ilaçların etkisiyle gördüğünü düşündüm. Ben de dedemi unutamıyorum baba, hep aklımda falan diyerek konuştum babamla. Bu olaydan çok kısa bir süre sonra babam vefat etti. Babamın ölümünden sonra onun odasında ben kalmaya başladım. Beyaz bir kedim vardı. O da benimle uyuyordu. İlerleyen gecelerde kabuslar görmeye başladım. Bu arada tarih bölümünü bitirmiştim. Öğretmenlik için atama bekliyordum. Neyse, her gece kabusla uyanmaya başladım. Kabus görüp uyandığım saatler hep aynıydı. Sabah 4 ile 6 arasıydı. Gece sürekli uyandırılıyordum. Bir gün yine uyandırıldım. Uyandığımda karşımda bir tane çocuk vardı. Çocuk gülümsüyor, bana el sallıyordu. Ama çok çirkin bir çocuktu. Bu korku filmlerindeki gibi insanı tedirgin eden cinsten çığlık atarak uyandım. Kabuslarla uyanmalarıma artık fısıltılar da eklenmişti. Evde annem ve ben kalıyorduk. İki yalnız kadın. Sonra bir gece kedim ayağımın dibinde uyuyordu. Gece onun kavga eder gibi duvarın dibinde dikkat kesildiğini gördüm. Onun o seslerine uyandım. Kucağıma alıp sakinleştirdim. Fakat bu durum gördüğüm rüyalar ve duyduğum fısıltılar yüzünden oldukça tedirgin etti beni. Bir şeyler görmüş olmalıydı. Çünkü daha önce öyle hareketler yaptığını hiç görmemiştim. Babamın ölümü yeni olduğu için o sıralar evde Kur'an okuyordum. Bir gariplik vardı. Kur'an okurken ya da dua okurken hep dilim dönmüyordu. Okumakta zorlanıyordum. Duaları unutuyordum. Sonraki günlerde Kur'an okumak için ne zaman Kur'an-ı Kerim kitabını arasak koyduğumuz yerde bulamıyorduk. Kitaplar ortalıktan kayboluyordu. Bende bir gariplik vardı. Bunu hissediyordum. Ama ne olduğunu çözememiştim. Gün geçtikçe hayatımdaki gariplikler artmaya devam etti. Kabuslarım yerini insanlarla ilgili rüyalara bıraktı. Fakat bu rüyalar normal rüyalar değildi. Mesela birine bir şey olacaksa ya da hayatında değişiklik olacaksa rüyamın aynısı çıkıyordu. Hatta atama bekleyen bir arkadaşım vardı. Rüyamda onun atandığını gördüm. Sadece bununla sınırlı değil, atandığını, gideceği ile gittiği yerde nasıl birisiyle evleneceği gibi detayları da görmüştüm. Arkadaşıma bu rüyayı anlattım. Çok geçmeden dediğim gibi atanıp gittiği yerde aynı şekilde evlendi. Bunun gibi birçok olay olmaya başladı. Ablam, abim derken çoğu şeyi bilmeye başladım. Annem bile dalga geçiyordu. Erdin mi kızım diye. Neyse, bu rüyaların dışında kabuslarım da devam ediyordu. Hem atanamamam, babamı kaybetmem ve bu kabuslar iyice bunaltmıştı beni. Abim şehir dışındaydı. Bana bir süre yanıma gel, hava değişikliği senin için iyi olur dedi. Abim rütbeli bir askerdi. Onlara gittim. Sınava orada hazırlanırım dedim. Abimin yanına gittiğimde içimde büyük bir sıkıntı vardı. Annemi aradım. Anne, abimin başına bir şey gelecek. Hayır olsun dedim. 15 tatilinde Eskişehir'e döndüm. 2 gün sonra annem aradı. Abim askeriyede silah eğitimi sırasında şehit olmuştu. Babamın ölümünden sonra abimin acısı dayanılmazdı. Bu kadar acıya dayanmak çok zordu. Hayat gerçekten bizim için çok kötü bir hal almıştı. Geceler artık daha kötü geçiyordu. Kimseye tahammülüm yoktu. Herkesle kavga ediyor, annemle bile geçinemiyor, sıklıkla kavga ediyordum. Son zamanlarda da sürekli aklımda kendimi öldürmek arzusu vardı. Annem benim halimden bende bir şeylerin olduğunu anladı ve uzunca konuştuk. Ona babamın ölümü öncesi ve sonrası her şeyi anlattım. O da bana
hocalık bir sorunumun olduğunu söyledi. Bir hoca bulup hocanın yanına gittik. Hocanın evine geldiğimizde bana sürekli bir gülme geliyordu. Annem kızıyordu ama engel olamıyordum. Hoca çok fazla soru sormadı. Bazı duaları okumaya başladı. O okudukça ben kötü olmaya başladım. Bana bir şeyler verdi. Bunları gece yak, suya at dedi. Muska yazdı. Üzerinde taşı. Güçlü bir cin kabilesinden bir cinin bana aşık olduğunu, beni yavaş yavaş ele geçirdiğini söyledi. Annem de ben de şok olduk. Hocaya teşekkür edip oradan ayrıldık. Eve geldik. Ben odamı değiştirdim. Bir sabah uyandığımda annem odanın kapısından bana bakıyor, beni izliyordu. Anne, ne oldu, neden bakıyorsun dedim. Fakat bana cevap vermedi. Arkasını dönüp gitti. Sonra tekrar uyuyakaldı. Uyanınca anneme sordum. Sabah neden bana baktın? Sana seslendim. Cevap vermedin dedim. Annem de ben senin odana hiç gelmedim dedi. Artık neyin gerçek, neyin rüya olduğunu fark edemiyordum. Gerçekliğimi kaybetmiştim. Başka bir gece uyurken birilerinin beni izlediği hissine kapılarak uyandım. Uyandığımda 3 tane gölge başımda dikilmiş bana bakıyorlardı. Herhalde göz yanılması dedim. Çığlık atmadım. Tuhaf bir şekilde onlardan korkmuyordum. Ama içimde çok büyük bir merak vardı. Yine başka bir gün uyandığımda 3 gölge yine başımda duruyor. Sanki nöbet tutuyorlardı. Ben de uyku sersemi, ben iyiyim, gidin buradan dedim. Kapının önünden geçen annem konuşmalarımı duymuş. Annem geldi. Kiminle konuşuyorsun dedi. Anneme söyleyip daha fazla delirdiğimi düşünmesin diye rüyamda konuşuyordum dedim. Artık onlardan korkmuyordum. Bana zarar vermediğini, beni koruduğunu düşündüm. Hocaya anlattım olanları. Onları senin görüp duyman çok tehlikeli dedi bana. Bir gün yine uyuyorum. Rüyamda sanki yerin dibine indim. İnsana benzer varlıklar vardı. Ama konuşmuyorlar. Sadece bana bakıyorlardı. Ben dua okumayı düşünürken içlerinden biri yanıma geldi. Dua okuma dedi. Onun dediğini hemen kabul ettim ve dua okumaktan vazgeçtim. Bana dua okuma diyen varlık, dua okursan seni fark ederler. Şu an bizim alemdesin. Merak etme, ben seni buradan çıkaracağım dedi. Dediği gibi yaptı ve tekrar yükselip beni yatağıma bıraktı. Sanki astral seyahat yapmış gibiydim. Yatağımda bedenime girdiğimi bile hatırlıyordum. Sonra uyanıp kalktım. Camı açtım. Dışarıya baktım. Bakınca ne göreyim? İlk kez bana musallat olan o kötü cini gördüm. Öylece bana bakıyordu. O an ondan o kadar nefret ettim ki nefretim korkumun önüne geçti. Sanki onunla dalga geçer gibi. Sen çok çirkinsin. Nasıl kendini bana layık görürsün diye aşağıladım onu. Ben böyle konuşunca bir süre daha karşımda durup öylece kayboldu. O geceden sonra her şey normale dönmeye başladı. Olaylar düzeldikten sonra hocanın yanına gittim. Yaşadığım olayı anlattım. Son kez o cine söylediklerimi de anlattım. Hoca da bana bazı bilmediğim şeyleri anlattı. Babamın dedemi gördüğü gün, babamın ölümü yaklaştığı için bir enerji ya da kapı açılması, siz ne derseniz bilmiyorum. O ana denk gelmişim. Yani iki alemin bir anlığına kapıları açılmış. Bu olay gerçekleşirken bana aşık olan bu cin beni görmüş. O günden sonra beni herkesten ve her şeyden uzaklaştırmak için her şeyi yapmış. Bazı olayları bilmem, kabuslar görmem hep onun yüzündenmiş. Durumumun ilerleyip tamamen ona ait olmam için benim zihnimle oynamış. Fakat en son olayda ne kadar kararlı olduğumu görünce benden vazgeçmiş. Hoca bunları kendi cinlerinden öğrenmiş. Gerçekten de o günden sonra hayatım normale döndü. Yıllar geçti. Mutlu bir yuvam var. Annemi bırakmadım. Nasıl o bana bu halimle sahip çıktıysa ben de ona sahip çıktım. Böyle olaylar var. Ne zaman nasıl yaşandığını bilemezsiniz. Belki sizin hayatınızda da vardır. Fakat anlayamazsınız. Bunu anlamak bile ayrı bir farkındalık gerektiriyor. Umarım bunu fark etmez ve öylece atlatırsınız. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum.
Merve Hanım anlatıyor. Yazın, orman kokusuyla dolan akşamlarıydı. En sevdiğim saatler, Temmuz'un ılık havasında, güzel kokusunun tüm evrene yayıldığı kahvemi de alarak, bütün Göktürk'ün ayaklarıma serildiği evimin terasına çıktım. Üzerimde kalın askılı bir atlet vardı. Kuzenlerle toplanınca, pijama partisi yapılmadan olur muydu hiç? Kasemizde çekirdek ve cipsin eksik olmadı. Kız partimizde dönen dedikodularımız ve bol korku dolu hikayelerimiz bulunuyordu. Hiç yapmadık demeyin. Herkesin böyle bir deneyimi vardır elbette. Tam saati hatırlamıyorum. Ormanın derinliklerinden bir ses duydum. Kocaman olan gözlerimle kızlara baktım. Onlar da duydu mu diye. Fakat onlardan tık yoktu. Hepsi anlatılan hikayelere gülmekle meşguldü. Anlaşılan benim uyuma saatim gelmişti. Çalışınca fazlasıyla yorgun oluyor. Sonralarında da böyle hayal ürünü şeyler duyuyordum. Kahvemde kalan son yudumu içmek için bardağı elime almıştım ki ses bu kez çok daha yakınımızdan gelmişti. Bu kez tek değildim. Kızların bakışlarından anlayabiliyordum. Merve, bildiğim kadarıyla sizin burada yeni doğum yapan yok. Ben de öyle biliyorum Ece. Üçümüz birbirimize bakıyorduk ve bu bakışlarda gidip bakmalıyız ifadesi vardı. Aklınızdan dahi geçirmeyin. Sabahın beşi. Başımı olmaz anlamında sallıyordun. Zaten ben gitmek istesem de abim beni göndermeyecekti. Bir de ondan azar işitemezdim. Balkondaki tabak çanağı mutfağa yerleştirdik ve onlara özel hazırladığım odaya gönderdim. Ben de abimin yanında yer alan yatağıma uzandım. Aklımda yer edinen sesi silmeye çalışıyordum. Biliyorum, ne kadar düşünürsen bu sesi çok daha fazla duyacaktım. Hani uyku ile uyanıklık arası tatlı anlar vardır ya, tam o anı yaşamak üzereyken yine o çocuk çığlığını duydum. Rüyada olmayı, kabus gördüğümü söylemeyi çok istiyordum. Ama çoktan gözlerimi açmış, etrafıma bakınmaya başlamıştım. Gelen fısıldanmalar, ayak sesleriyle yatağımdan doğruldum. Kapı hafif olarak aralanmıştı. Korkmama hiç gerek yoktu. Çünkü bu gelenler benim duyduğum çığlık sesiyle yataklarından fırlamış olan kuzenlerimdi. Merve, sen de duydun mu? Hayır, duyduklarıma inanmak istemiyorum. Mert abiyi uyandırmalıyız. Bence gidip bakmalıyız. Yatağımın yanında bulunan camdan bakmak için başımı çevirdiğimde aklımdan hiç çıkmayacak o görüntüyü görmüştüm. Ya bu rüyaydı ya da artık tamamen delirmeye başlamıştım. Kızlara dönüp bakmak istiyordum. Benim gördüklerimi onlar da görüyor mu? Öğrenmek istiyordum. Ama öyle hipnotize olmuştum ki değil başımı çevirip bakmak, çığlık dahi atamıyordum. Tam karşımda kucağında bir bebek olan gümüş gri saçları yüzüne yapışmış kambur bir kadın duruyordu. İşte o zaman aklım başıma gelmişti. Yatağımdan ışık hızına eşdeğer bir hızla kalkarak abimin yatağına gittim. Uyumaktan kanlanan gözleriyle bakmaya başladı. İyi ki o vardı yanımda. Yoksa üç kız evde tamamen delirecektik. Abime olanları anlatmaya çalışırken diğer yandan da camı işaret ediyordum. En sonunda sinirle ayaklandı. Siz alkol mü aldınız kızlar? Zira buraya gelen kimseyi göremiyorum, dedi. Ne? Nasıl yani? Korkan adımlarla cama doğru yaklaştım. Ağaçtan başka hiçbir şey yoktu. Abime baktığımda gözlerini devirerek yeniden yatağına girdi. Hiçbir şey olmamış gibi uyumasına devam etti. Ben ise camdan abime, abimden cama bakıyordum. Bu olayın üzerinden bir hafta geçmişti. Artık yatağıma tek başıma yatamıyordum. Uyumadan önce cama bakıp hızla abimin yanına kıvrılıyordum. Belki korkunç bir rüyaydı ama sonuçta etkilenmiştim. Kızlar itinayla her gün görüp görmediğimi öğrenmek için arıyorlardı ve aynı cevabı duyarak kapatıyorlardı. Bir haftanın sonunda meraklarına yenik düşerek yeniden bize geldiler. Olan da zaten bu gelmelerinden sonra başımıza geldi. Geldikleri gece yine aynı sesi duyduk. Sen gelmezsen gelme Merve. Ece ve ben gidiyoruz. Kızım kaybolursunuz oralarda. Sonra ben teyzeme ne derim? Abimle ne diller döktük. Ama bizi dinleyecek gibi görünmüyorlardı. Gece 11 civarı çıktıkları eve sabah karşı 2'de gelmişlerdi. Evin zili çaldığında merdivenlerin nasıl indiğimi hatırlamıyordum.
Bütün gece gördüklerimizin rüya olup olmayacağı hakkında tartışmıştık. Çünkü ormanın sonuna kadar gittiklerini ve hiçbir şey bulamadıklarını söylediler. O gece yaşanacak olanları bilseydik eğer, ne kızları gönderirdim ormanın derinliklerine ne de abime gösterirdim. Neredeyse her gece duyduğumuz ağlama sesleri bu gece kızgın çığlıklara dönüşmüştü. Beni rahatsız etmeye cüret eden de kim? Uzaktan gelen ses yavaş yavaş kulağımızı sağır edecek kadar yükseliyordu. Bozulan kasetler gibi durmadan bunu söylüyordu. Dördümüz bir yere sinerek izliyorduk olanları. Bu kez gelen, vücudunun iriliğinden yırtılan elbise giymiş bir kadın duruyordu tam karşımızda. Saçları ayaklarına gelecek kadar uzunluktaydı. Ayak tırnakları uzun ve pislik içindeydi. Elinde tuttuğu kocaman baltayı sağa sola sallamaya başlamıştı. Ellerinde ve bacaklarında derin kesik izleri vardı. Eğer bunu birisine anlatsaydım, beni bağlayarak götürürlerdi. Ama yaşadığım şu an tamamen gerçekti. Ani bir gürültüyle dış kapının açıldığını duyduk. Ağzımızı sımsıkı bastırdık. Bağırmamız demek, ölmek demekti. Abim beni arkasına alıp sarılmaya başlamıştı. Kızlar da benim gibi arkamda birbirlerine sokulmuş vaziyetteydi. Kımıldamıyor, nefes dahi almıyorduk. Biz ne kadar sinip saklansak da gözümü açıp kapayana kadar tam önümüze gelmişti. Mideme yukarı gelen acı safra tadını yutkunarak yok etmeye çalışıyordum. Burnuma çürümüş et kokusuyla taze kan kokusu geliyordu. Kadının yüzü yoktu. Elleri kemikten ibaretti. Saçları olmayan gözlerinin yerlerini kapatıyordu. Dudakları parça parça kesiklerle doluydu. Bu kadına ne yapmışlardı böyle? Kalbimin gümbürdemesine engel olamıyordum. Ama bunu merak etmekten de kendimi alamamıştım. Beni rahatsız etmeye cüret eden kim? Son damla kalan gücümle ayaklandım. Yüzüne bakamıyordum. Ama bu cevabı vermem gerekiyordu. Seni kimse rahatsız etmiyor. Ormanda duyduğum koku bu eve getirdi beni. Ormana gelmeden önce de bu eve doğru ilerliyordum. Bu ev, bir anlığına yüzünden duygu sellerine aktığını görsem de hemen toparlandı ve sımsıkı tuttuğu baltasını kaldırdı. Sen miydin gelen? Bendim dedim. İşte sımsıkı tuttuğu balta ilk olarak kesinlikle bana gelecekti. Abim de bunu hissetmiş olacak ki oturduğu yerden hızla kalktı. Delirdin mi Merve sen dedi. Kızlar da usulca omuz hizamdan başlarını çıkartarak titrek sesleriyle cevap verdiler. Sana yardım etmek istiyoruz. Kötü bir niyetimiz yoktu. Gelen bizdik ve kesinlikle sana zarar vermek istememiştik. Sadece duyduğumuz ses bir bebeğin sanmıştık. Belki yardım edebiliriz diye düşünmüştük. Düşüncemiz bu yöndeydi. Gözlerinin olmamasına rağmen akan yaşları sanki kalbime değiyordu. Bir insanın ağlaması için gözlere değil kalbe ihtiyacı varmış. Bunu da anlamıştım. Kesik dudaklarını birkaç defa araladı. Bir şeyler anlatmak istiyordu. Bize istediğini anlatabilirsin demiştim. Duymak istediğimden emin değildim. Ama bir kere söylemiş bulunmuştum. Bu ev bir zamanlar bize aitti. Çok mutluyduk eşimle. Yani ben öyle sanıyordum. Eşim beni aldatıyormuş. Oysa ki ben ona o gün hamile olduğumu söyleyecektim. Söylemek şöyle dursun. Dinlememişti bile. Çirkin olduğumu, beni hiç beğenmediğini söylemişti. Başka bir kadını sevdiğini söylüyordu. Üzerine gittiğimde ise kavga alevlenmişti. Ve olanlar da o andan sonra oldu. Ama bir şeyin acısı beni ayakta tuttu. Evladımın, seni gördüğümüzde kambur ve yaşlıydın. Hala öyleyim. Şu an uzun boylu, fazla uzun boylu ve tuhaf derecede güzelsin. Bir zamanlar güzel oldu. Dudaklarının şeklinden, vücudundan belli oluyordu. Kadın, beni huzura kavuşturun dedi. Ne dediğini tam anlamasak da bir anda yok oldu. Öylece kala kalmıştık. O da kara bir delik gibi bizi içine çekiyordu. Soluk soluğa gözlerimi açtığımda ürperdiğimi hissettim. Çünkü ne odamdaydım ne de yanında abim vardı. Kız partisinde balkonda uyuyakalmıştık. Kızların yüzüne baktığımda benden farksızlardı. Kabus gördüklerini anlamıştım. Üçümüz de aynı anda haykırmıştık. Çok korkunçtu. Gördüğümüz rüyaları anlatırken
Kanım çekilmiş gibi hissettim. Aynı anda, aynı rüya ve aynı kadın. Rüya denemeyecek kadar korkunçtu. Kapının gürültüyle açılması yerimizden sıçratmıştı bizi. Ama gelinin abim olduğunu görmemiz, tuttuğumuz nefeslerimizi vermemizi sağlamıştı. Galiba son nefesimdi. Çünkü abim bizimle aynı rüyayı görmüştü. Bulunduğumuz mevki ve yakınlarında o tarihe ait ne kadar haber varsa okuduk. Eski komşulara da sorduğumuzda işin aslı ortaya çıkmıştı. Kadının anlattığı doğruydu. Fakat cesedi görevliler bulamamıştı. Kadın bizden cesedi bulmamızı istiyordu. Ama nasıl olacaktı? Nereden bulabilirdik? Aklımıza sorular akın ediyordu. Lakin cevaplarını bir türlü bulamıyorduk. Öldürülen bir eşin cesedi nerede saklanılır sorusunu yöneltti. Evet, beyin fırtınası yapılacaktı. Ama hiç eşimi öldürmemiştim. Nasıl saklayayım? Ece çocuksu sesiyle gömer dedi. Evet, bu mantıklı bir cevaptı. Abim sesli bir şekilde buldum dedi. Hepimiz bakışlarımızı abime çevirmiştik. Bodrum katı. Bizim bodrum katımız mı var? Abim ise cevap vermek yerine ayaklandı ve hedefini şaşırmadan ilerlemeye başladı. Biz de abimin arkasından gidiyorduk. Kapıyı açtığında kadını gördüğüm andaki koku dolmuştu burnuma. Çürümüş et ve taze kan kokusu. Oysaki üzerinden kaç sene geçmişti. Nasıl bu kadar taze kokabiliyordu? Duvarda asıl duran feneri aldığımızda hepimiz bir adım geri gitmiştik. Yerde yatan kadın rüyamıza giren kadınla birebirdi. Uzun boyu, yırtık kırmızı elbisesi, gözlerinin olmadığı yerler ve saçları hepsi aynıydı. Tek bir fark vardı. Kesik dudaklarının ucunda gülümseme konmuştu. Bu olayı 20 sene önce yaşamıştım. Şu an 40'lı yaşlardayım. Evliyim ve bir çocuğum var. Bazen rüyalarıma girip teşekkür ettiğini görürüm. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Üniversite yıllarımda çok samimi arkadaş ortamımdaki bir kız arkadaşımızın başından geçti bu olay. Dolaylı olarak biz de aynı ortam içerisinde bulunduğumuz için bu olaya şahit olduk. Bu kız arkadaşımız harita mühendisliği okurken bazı dersleri gereği sürekli arazide teknik aletlerle ölçüm vesaire gibi şeyler yapıyordu. Okuduğumuz üniversitenin çok geniş arazilere sahip olmasından ötürü bu ölçümleri okulun arazilerinde yapıyorlardı. Ölçüm yaptıkları alet ve konuya uzak olduğumuz için sorduğumuzda bize hani bazen sokaklarda yol kenarlarında bir insan boyu turuncu renkli tripodlarla görevlilerin kameradan bakar gibi bir şeyler yaptığını görürsünüz ya, o tas şeklinde tasvir ederdi. Üniversitede öğrenci evinde tek başıma kaldığım için her türlü ev organizasyonlarına müsaitlik açısından benim evde yapılırdı. Yine günlerden bir gün 6 arkadaş, 3 kız, 3 erkek benim evde toplanıp öğrenciliğin klişe etkinliği olan alkol ve film şekli yapacakken başta bahsettiğim kız arkadaşın günü çok kötü geçtiği için bu organizasyonu dert dinleme ve çözüm bulma konulu yapılması teklifi geldi. Ortamda bir kişinin kötü bir ruh halinde olması gecenin anasını belirleyeceği için buna tamam dedik. Akşam vakti olduğunda arkadaşlar birer birer kapımı çaldılar. Lakin canı sıkkın olan kız arkadaş ve erkek arkadaşı henüz lütfetmemişti. Telefonla aradığımızda birazdan geleceklerini söylemişlerdi. Evde bulunan tayfa olarak kafamızdan türlü türlü senaryolar geçirmeye başlamıştık. Çünkü eften püften sebeplerle plan değiştirmez. Ortamdaki hiç kimse geceye turp sıkmazdı. Neyse, teorilerle yeterince kafa açarken kapı çaldı ve ekip tamamlandı. Herkesin aklında olan tek soruyu hiç vakit kaybetmeden ben sordum. Arkadaş başladı anlatmaya. Bilmem ne dersi için arazide ölçüm yapmak için üçerli gruplara ayrılmışlar. Yani her üç kişi belli başlı alet edevatlarla araziye gidecek, ölçümleri yapacak, gerekli notları tutacak falan fistan. Bu arkadaş ve samimi bir erkek arkadaşı
hemen aynı grubu oluşturmuşlar ve son olarak da kimsenin ekibinde istemediği cins bir kız tek kaldığı için onu mecburen ekibe katmak zorunda kalmışlar. Kız arkadaşın anlattığı üzere her ekibe dağıtılan belli başlı aletlerin zimmeti ekip içerisinde pay edilerek alınmış. Araziye çıkılmış. Bizim arkadaşa yukarıda bahsettiğim 3 ayaklı turuncu tripod zimmetlenmiş. Gel gelelim. Sabah 8'de tüm takım taklavat alınarak araziye çıkılmış. Arazide her ne yapılıyorsa yapılmış ve akşam 5 gibi dönüş vakti gelmiş. Arkadaş kendisine zimmetlenen aleti son bir kontrol ettiğinde bir de ne görsün. Dediği üzere bu aletin sökülebilir takılabilir bir prizma merceği varmış. O zamanın parasıyla bilmem kaç bin avro. İşte o mercek yok. Hemen aletin çantasını kontrol etmiş. Lakin nafile. Önce klişe olarak ekibine gördün mü ya da siz aldıysanız verin cümleleriyle arkadaşlarından yardım istemiş. Sonra bu çabanın bir işe yaramayacağının farkına varıp danışman hocasını aramış. Hocadan gezindiğiniz yerleri bir kontrol edin şeklinde yaratıcı bir fikir gelince aydınlanmışlar. Saat 5 gibi biten mesai onlar için yeni başlamış. Diğer ekiplerden de nazlarının geçtiği 3-5 kişi de ekibe katılarak gezilen veya gezildiği sanılan arazide tarama faaliyetleri başlatılmış. Saat akşam 7'yi gösterdiğinde takviyeye katılan 3-5 kişinin 3-4 kişisi mazeretlerini bildirip ayrılmaları gerekince 3 kişilik ekiplerine artı bir takviye ile 4 kişi taramaya devam etmişler. Havanın hafiften kararmaya başlaması ve arazi koşullarının elverişsiz olması nedeniyle arama taramayı sonlandırmışlar. Sonra danışmanı arayıp prizmayı bulamadıklarını söylemiş. Danışman da onlara merceğin bilmem kaç bin avro olduğunu söyleyince küçük bir kalp krizi geçirip daha sonra sabah aramaya karar vermişler. Bunun üzerine ekiple sözleşip evlerinin yolunu tutmuşlar. Mevzuyu öğrenince hemen bir beyin fırtınası yapıp sabah hep beraber erken vakitte biz de ekibe fenerlerimizi alıp katılacağımızı, hatta diğer ekipleri de organize bir seferberliğe dahil ederek kesin arazide aleti bulacağımızı söyleyerek teselli ettik arkadaşı. Çünkü birincisi arazi okul sınırları içerisindeydi. Elini kolunu sallayan girse bile arazi kısmına eli öpmediği sürece kimse gitmezdi. İkincisi ölçüm vesaire yapılan yerlerin koordinatları 3 aşağı 5 yukarı her sene aynı olduğundan tarayacağımız alan küçülmüş olacaktı. Sabah erken vakitte 8-9 kişi yola koyulduk. Araziye ulaştık. Başladık aramaya. Siz deyin 20 bin adım, ben deyim 50 bin adım. Her ağacın altını, her kayanın dibini, her çerçöpün etrafına bakmadık, santimetre bırakmadık. 12 seans solaryuma girdiğimde bu kadar bronzlaştığımı hatırlamam. Güneş ışınları adeta bir mızrak gibi saplanıyordu tenimize. Artık bir soluklanalım dediğimde yaklaşık 4 saat hiç oturmamıştık. Biraz ara verdikten sonra gölgelik bir alanda ne yapıp edeceğimizi düşünecektik. Biraz düşündükten sonra diğer ekipten bir eleman yanımıza gelerek dayısının bayağı bir süre define işleri kovaladığını, bu zamana kadar define harici her boku bulduğunu, dayısına ait dedüktörü getirebileceğini söyleyince sanırsın defineyi biz bulmuş gibi sevindik. Aramızda biraz para toplayarak elemana git gel taksi parasını biz veririz dedik. Dayısının şehir merkezinin biraz uzağında oturduğunu, gidip gelmenin 2-2,5 saat süreceğini söyledi. Bu süreçte biz de biraz daha psikolojik olarak moral depolayıp tekrar aramaya koyulduk. 2 saat daha kendimizi boş yere yorduk. Eleman saat 5 civarı elinde golf çantası gibi bir çantayla ufakta belirince tekrar ayaklandık. Aletin kurulumu, hassasiyeti falan derken saat 6 oldu. Hava 8 gibi kararıyordu. Elimizdeki aletle 2 saate kalmadan bu dalgayı buluruz. Buluruz bulmasına da parçanın prizma bir lens olduğu aklımıza gelince
nasıl bir parça olduğunu görmediğimiz için ya tamamen camdan oluşan bir malzeme ise ya metal kısmı yoksa gibi deli sorular kapladı aklınızı. Tabii tayfa mühendis olunca hemen araziden kampüse dönen diğer ekip arandı. Aletin bir benzerine sökülmesi ve parçanın bilgisinin tarifi istendi. Korkular olmamıştı. Kalın, metal alaşımlı bir çerçeveye ve uzantısı olan bir mercekti. Taramaya başladık. Başlamamızla beraber bip bip diye her 3-5 adımda ötüyordu alet. Hemen yüzeysel bir tarama sonuç yapıyorduk. Teneke kutu, gazoz kapağı gibi şeyler çıkıyordu. Zaten amacımız yüzeysel bir alan olduğundan taradığımız alanı süpürür gibi yapıp ilerliyorduk. Hassasiyet ayarını en yakın mesafeye ayarlayarak derinde yani toprak altındaki metal uyarılarını azaltacaktık. Ama nafile. Yine alet durmadan ötüyordu. Çünkü araziye yıllarca gelen öğrencilerin attığı teneke kutular, gazoz kapakları, kimi zaman çatal bıçak, ceplerden düşen bozuk paralar, neredeyse define bulacaktık ama mercek hala ortalıkta yoktu. Alet bir özgüven sağladığı için yarın tekrar aramak için sözleşip evlere döndük. Ertesi günde bir önceki günün aynısı oldu. Sadece çerçöp, metallerden başka bir şey bulamadık. Aslında arazide derin çukur, büyük kaya aralıkları, taraması zor engeller de yoktu ama bulamadık. O günde eve döndüğümüzde herkesin aklında tek cevap fakat kimse dile getirmiyordu. Ve artık kral çıplak diyebilen ben olmak için atıldım. Bu parçayı birisi çaldı. Herkes tek ağızdan kesinlikle katılıyorum dedi. Peki ne yapacaktık? Kim çalmıştı? Olayın üzerinden 3 gün geçmişti. Ata alan Üsküdar'ı geçmişti çoktan. Artık tek çözümün kız arkadaşın babasına durumu anladı. Bu zararı karşılamasından başka aydınlatıcı bir fikir gelmiyordu. Aslında o fikir de kız arkadaştan çıkmıştı. Çünkü 3 gündür 10 kişi seferber olmuş, Akut gibi arama tarama faaliyeti yürütüyordu ve bundan mahcuptu. Yorgunluktan ötürü kimseden çatlak ses gelmedi ve artık çözüme boyun eğdi. Kız arkadaş yine kendisinden evvel mezun olmuş mühendis ablasını telefonla arayarak konuyu izah edip babasına anlatmasını ve zemin yapması için dil döktü. Ablası kendisine dönüş yapacağını söyledi. Ertesi gün ablası yine yanımızdayken kendisini aradı ve herkes babasının kızıp esip gürlediğini duymayı beklerken ablasının konuyu babasına değil de bir arkadaşına anlattığını, arkadaşının da bir yakınının bazı varlıklar aracılığıyla kaybolan nesneleri uzaktan bulduğunu söylemesi üzerine topluca yok artık dedik. Kimse inanmadı. Bir ümit deneyelim diyen bile çıkmadı. Fakat telefondaki ablası sizin verdiğiniz tepkiyi ben de verdim. Ama denemek ne kaybettirir diyerek bizi telkin etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kısmi olarak ikna olduk. Peki nasıl olacaktı diye sorduk. Ablası ertesi gün o arkadaşıyla yakınının ikamet ettiği köye gideceklerini, bizim de araziye gidip telefonla bu işlemi gerçekleştireceğimizi söyledi. Herkesin kafasında bu varlıklarla bu işlemi yapan kişinin oraya geleceğini düşünüp bir nebze belki düşüncesi telefonla olacağını duyunca iyice ihtimalsizleşmişti. O gece hepimiz erken yattık ve dinlendik. Saat sabah onu gösterirken telefonu çaldı. Arayan ablası bir saate arazide olmamızı söyledi. Apar topar hazırlanıp poğaça, simit, su alıp araziye koştuk. Dün geceki ihtimal vermeyiş yerini bir nebze ümide bırakmıştı kendini. Artık arazideydik. Telefon bekliyorduk. Poğaçalar yenmiş, doğumhane kapısında bekleyen baba adayı gibi bir sigarayı diğer sigarayla yakar vaziyette bekliyorduk. Telefon çaldı. Hoparlör açıldı. Ablası kendisine şu an bu işlemi yapacak kadının evinde olduğunu, arkadaşının ise o teyzenin odasında olduğunu, fakat kendisini odaya sokmadığı için odanın kapısından içeriden gelen talimatları bize telefonda vereceğini söyleyince içimizden yine küfrederek bizse de gitsek moduna girdik. Öncelikle
Yaşlı kadının talimatları akrabasına, ondan da ablasına gelmeye başladı. Ama o sorular bizim arkadaşın hakkındaydı. Sanırsam çünkü duyduğumuz ses sadece ablasının cevaplarıydı. Bu fasıl geçirdikten sonra ablası bir süre sessiz bekleyişe geçti. Tabii normal olarak biz de gerilmeye başladık. Telefondan arka odaya ait hiç ses gelmiyordu. Bize göre tiyatro durağın ilerliyordu. Sonra arkadan gelen boğuk bir dış ses. Sonrası ablası eline kağıda çizilmiş bir resim verildiğini, bu resmi bize tarif edeceğini söyledi. Resimde sık ağaçların olduğu böyle bir yer bulmamızı söyleyince bir arkadaş duyulmaz diye düşünerekten yarı sesli, yarı sessiz soktuğumun yerinde her yer ağaç zaten deyince ablası öyle değil, birbirine yakın kümelenmiş bir ağaç topluluğu deyince küfrün duyulduğunu anlayıp hemen mirket gibi kafaları kaldırıp öyle bir ağaç kümesi aradık ama bulamıyorduk. Aslında buluyorduk lakin birçok dörtlü beşli, maki gibi kısa boylu sık dallı çorak arazi ağaçlarından görüyorduk. Ayırt edici bir özellik olamadı. Ablası pür dikkat söylediklerimizi içeriye iletti. 20-30 saniye sonra bize bu ağaçların kare bir evin 20-30 metre önünde olacağını söyledi. Herkes bir anda ev mi dedi. Arazide ev yoktu. 20-25 dakika geçmişti ki bu işin böyle olmayacağı düşünülmeye başlandı. Akabinde çözüme ulaşmak için teyzeden kalkıp yürüsünler, öyle tarif edeyim fikri geldi. Hepimiz aynı anda kalktık. İstanbul'un göbeğinde altın arayan Kemal Sunal filmi gibi uzun adımlar atarak arazide yürümeye başladık. Halbuki sayılı bir adım yoktu. Neden öyle adım atıyorduk bilmiyorduk. Arazide yaklaşık 6-7 dakika yürüdük. Lakin aradığımız alanı neredeyse 700-800 metre uzağına gitmiştik. Merceği kaybeden arkadaş, biz hiç buralara gelmedik ki diye homurdanmaya başladı. Yürümeye devam ederken önden yürüyen benim de dahil olduğum 3 arkadaşa sebepsiz bir ürperti geldi. Telefonu diğer arkadaş ekip lideri gibi eline alıp en öne geçti. O sırada telefondan ablası, sağ tarafınızda ilerideki evi hala görmüyorlar mı diye sorulduğunda söyleyince sağa doğru döndük. Bir de ne görelim? Bir elektrik trafosu. Bize ev diye tarif edilen şeyin trafo olabileceğini düşünüp yaklaşmaya başladık. Ama o anda telefona kimse cevap vermemişken trafonun da kare ev diye tabir edilen yapıya uyduğunu teyit etmeye an kalmışken telefondan evet işte tam karşınızda diye cevap geldi. Gerilim katsayımız iyice arttı. Ürpertimiz iyice fazlalaştı. Çünkü arazinin bazı varlıklarca kadına tarif edildiğini anlamaya başladık. Sonra yaklaşın dedi ablası. Artık trafoya 30 metre varken durun sağ tarafınızda işte o ağaçlar dedi. Adımlar küçülmeye başladı. Ağaç kümesi görülüyordu. Lakin solumuzda da bir ağaç kümesi vardı. O an bir sınama, bir test çürütme, bir ukalalıkla 2-3 adım fazla atıp en öne geçtim. Amacım soldaki ağaç kümesine ilerleyip kadının varlıkları aracılığıyla bizi görüp göremeyeceğini test etmekti. Telefonu arkadaşın elinden alıp soldaki ağaç kümesine ilerlerken ablası, ablacım teyze sana hitaben sen bulmak istemiyor musun da zaman harcıyorsun dediğini iletince kanım çekildi. Ve arkadaki arkadaşların yanına çapraz ilerleyerek geri döndüm. Kendime göre testi geçmişti kadın ama nasıl böyle bir şey olabilir diye kafam allak bullak olmuştu. O anda ablası ağaç kümesine güneşi sağ omzunun üzerinden görecek şekilde sırtını vererek yaklaşmamızı söyleyince ekip lideri hızla asıldı. Hemen yön tayini yapıp güneşe sırtını dönüp ağaç kümesine yanaştı. Telefondan bekle, o çekilsin öyle girden diye. O an boğazımız kurudu heyecandan. O kimdi? Biz ne yapıyorduk? Kim çekilecekti? Bu sorular dolaşmaya başladı. Telefon şimdi bak deyince kimse hareket edemedi. Önden bakmaya hamle yapan arkadaş da duraksadı. Kimse
ileri geri hamle yapmasa da yerini koruyordu. Sonra arkadaş ağır bir hamleyle yarı eğilerek çalı benzeri 1.50-1.70 boylarında olan kümeye girmeye çalıştı. Fakat çok sıkı içi, neredeyse güneş ışınlarını almayacak kadar karanlık bir yapıdaydı. Sonra biz iki arkadaş dalları iki yandan kırarcasına çatırdıyla ayırarak girmesine yardımcı olduk. Biraz daha uzandı. Dallar kollarını ve sırtını çiziyordu. Biz yılan bulan çıkmasın diye dikkat et dedikten sonra telefondan o çekildi cevabı geldi. Nutkumuz tutulmuştu. Ve o esnada arkadaş buruşturulmuş topraktan halde bir şeye sarılı A4 kağıdını çekince içerisinden mercek ayaklarımızın dibine düştü. Herkes merceğe bakıyordu. Herkesin birbirine silah doğrulttuğu aksiyon filmi sahnesi gibi herkes yavaş ve görülebilir hareketlerle yaklaşıyordu. İlk kim bulduk diyecek diye beklerken telefondan gözünüz aydın dedi kadın. Buldunuz mu diye sordu ablası. Evet dedik. Yarı yutkunarak. Merceği kaybeden arkadaş merceği eğilip yerden aldı. Birbirimize bakarken telefon kapandı. Geri aradık. 2-3 dakika telefonu açan olmadı. Sonra ablası geri aradı ve o merceği oraya atanın ekipten üçüncü olan kadın tabiriyle kenafir gözlü kara kızın attığını söyledi. O an bir kere daha nasıl olur sorusu dile geldi. Fakat bir cevabı yoktu. 400-500 kilometre öteden telefon aracılığıyla hiç görmediği bir yerdeki bırakın köyünden bile çıkmayan bir kadın kendince bir ritüel yaparak kağıda bir şeyler çizerek yetmeyince sadece tarifle bize merceği buldurdu. Kimse derin bir oh çekemedi. Merceğin bulunduğuna sevinemedi. Çünkü şoku atlatamadı ve evlere dağılındı. Ertesi gün merceğin bulunduğunu öğrenen kenafir gözlü kara kız şaşırınca kız arkadaşları tarafından sıkıştırıldı. Suçlamalar asla kabul etmedi. Şüpheli bir şekilde fazlaca kendini savunsa da korksa da suçu ispat edilemediği için Allah'a havale ettik biz onu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bundan yaklaşık 6-7 sene önce Ankara'da Engin isminde o zamanlar 23 yaşında bir gencin başına gelen olaylar. Engin'in ağzından anlatıyorum. Askerden yeni dönmüş, özel güvenlik kimliğini alıp güvenlik olarak iş arıyordum. Şansıma yakın bir semtteki apartman inşaatına gece bekçisi olarak güvenlik arayışı vardı. Hemen gidip başvurdum ve kısa bir süre sonra geri dönüş alıp işe başladım. Sabit gece vardiyasındaydım. Geceleri inşaata kimse girip çıkmasın, malzemeler çalınmasın diye girişteki küçük kulübemde nöbet tutuyordum. İşe başlayalı neredeyse bir ay olmuştu. Akşam nöbeti için gelmiştim. Ustabaşı diğer ustalara çatıyor, söylene söylene dolanıp duruyordu. Merakıma yenik düşüp yanına gittim. Hayrola usta dedim. Siz daha gitmediniz mi? Söylene söylene ne arıyorsun? Ya gideceğiz gideceğiz ama bu baş belası inşaatta durmadan bir şeyler kayboluyor. Önce milletin donu gömleği kaybolurdu. Umursamadık. Ama son zamanlarda koca matkap bile kayboldu. Birileri alıp alıp gidiyor çaktırmadan ama hadi hayırlısı. Sen de bakarak ol, aklında olsun dedi. Ve iyi akşamlar deyip söylene söylene evine gitti. Tuhaftı doğrusu. Hadi matkap neyse, satar parasını alırsın ama kim ne yapsın başkasının donunu gömleğini. Ustalardan biriyle başladığımdan beri sohbeti ilerletmiştim. Akşam evine gitmeden önce bana eşlik eder, beraber sohbet ederdik. O akşam yine herkes evine dağıldı. O ise sohbet etmek için kaldı. Kulübenin önüne iki sandalye attık, çaylarımızı koyduk ve sohbet etmeye başladık. Aklıma ustabaşının söyledikleri gelmişti. Halil usta dedim. Ustabaşının kafası neden bozuktu bugün? Dedi sorma. Sen yenisin bilmiyorsun pek. Bu inşaatın başladığı günden beri başımız beladan eksik olmadı. Ya durmadan bir şeyler kayboldu ya da kaza bela oldu. Nasıl yani dedim. Ne kaza belası? Bu inşaata başlayalı kaç ay oldu? Allah seni inandırsın. Temeli zor attık. Kaç tane eleman yaralandı? Anlatamam.
Nasıl olduğunu anlamıyoruz ki. Senden önceki güvenliktir. Aniden sorgusuz sualsiz bırakıverdiği işi. Eleman dayandıramıyoruz resmen. Halil Usta bahsedince dikkatimi çekmişti. Böyle küçük inşaatlara bekçi tutulmazdı genelde. Belki de eşyalar kayboldukça müteahhit bekçi tutma gereği duymuştu ama diğer bekçi neden aniden işi bırakmıştı? İş kolaydı, maaşı güzeldi. Böyle bir işi kimse kolay kolay bırakmazdı. Biraz daha hoşbeş ettikten sonra Halil Usta müsaade istedi ve evine gitti. Etrafı kolaçan etme vakti gelince el fenerimi aldım ve inşaatı dolaşmaya başladım. İnşaatı çevreleyen metal bir duvar, hemen inşaatın önünde, inşaata giriş için büyük metal bir kapı ve kapının hemen yanında da benim küçük bekçi kulübem vardı. İnşaata tek bir kamera vardı ve o da benim kulübemin bulunduğu giriş kapısını çekiyordu. El fenerimle etrafta bir tur attım ve en sonda inşaatın içine girip iskeletin içine bir göz attım. Çalışanların eşyaları her yere saçılmıştı. Kasketler, gömlekler, tulumlar, ayakkabılar her yerdeydiler. Kendi kendime nasıl çalışıyor bu adamlar? Bu ne dağınıklık böyle? Tabii kaybolur eşyalar. Bu dağınıklıkta ayı yavrusunu kaybeder diye düşündüm. İşim bittikten sonra kulübeme geri döndüm. Televizyonu açtım ve mesaimi doldurmaya devam ettim. Sabah olmuş, çalışanlar gelmişti. Ben de yavaş yavaş gitmeye hazırlanıyordum. Tam çıkacakken ustabaşı telaşla koşarak yanıma geldi. Engin, akşam sen ne yaptın dedi. Şaşkınlıkla durdum. Ne yapmışım usta? Dedim. İçerisi darma duman. Her yer her yerde. Tüm çalışanların eşyaları etrafa saçılmış. Aniden gece gördüğüm dağınıklık aklıma gelmişti. Evet dedim, ben de gördüm ama ben elimi sürmedim. Ben etrafı devreye gezerken zaten o haldeydi. Ustabaşı benim şaşkınlığımı görünce benim yapmadığımı anlamış olacak ki kafası karışmış bir şekilde kafasını kaşıyarak düşüncelere daldı. Eve gitmeden tekrar kulübeme geçtim ve güvenlik kayıtlarını açarak hızlıca bir göz attım. Acaba ben fark etmeden birisi mi girip çıkmıştı? Ama görüntülerde benim bilmediğim kimse girmemişti içeriye. Acaba dedim, duvarlardan serseriler atladı da onlar mı dağıttılar? Benim de iyice kafam karışmıştı. Yapacak bir şey yoktu. Uykusuzluktan gözlerim yanıyordu. Akşam ne olmuş olabileceğini düşüne düşüne eve gittim. Hemen bir duş aldım. Bir şeyler atıştırdım. Doğruca yatağıma girdim. Akşam normalden biraz fazla geç kalkmıştım. Uyanıp kendimi toparladım. Annem sofrayı kurmuştu. Babam ve annemle oturup yemeğimi yedim. Biraz işten sohbet ettik. Babama iş yerinde olan tuhaflıklardan bahsettim. Onun da bayağı ilgisini çekmiş, tuhaf gelmişti. Sen gözünü dört aç oğlum. Hazır iş yerin yakın. İşinden olma, dikkat et dedi. Yemekten sonra bir bardak çay içtim. İşe gitmek için hazırlanıp evden çıktım. Kısa bir minibüs yolculuğundan sonra iş yerimdeydim. Mesaim akşam 8, sabah 8'di. Bu akşam yine herkes gitmiş, tek başıma kalmıştım. Devriye atma zamanı gelmişti. Ama bir türlü el fenerimi bulamıyordum. Delirmek üzereydim. Her zamanki gibi çekmeceme bırakmıştım. Kim almıştı ki? Kendi kendime söyleniyordum. Yapacak bir şey yoktu. Telefonun flaşını açtım. Ve her zamanki gibi ilk önce inşaatın çevresinde bir tur attım. Sonra da inşaatın iskeletinin içine girip dolaşmaya başladım. İnşaatın içinde bir ışık dikkatimi çekti. Biraz yaklaştığımda bunun benim el fenerim olduğunu fark ettim. Işığı açılmış, duvara doğru duruyordu. Sinirle koşup hemen fenerimi yerden aldım. Aklı sıra ustalardan biri bana eşek şakası yapmıştı. El fenerim şarjlıydı ki, şarjı bitmemişti. Acaba ne zamandır bu şekilde yanıyordu? Söylene söylene, fenerimle etrafa iyice bir göz attım. İşimi bitirip kulübeme geri dönüp sabah olmasını bekledim. Sabah olup ustabaşı işe gelince ona olanları anlattım. İşçilerden birisi benimle uğraşıyor. Fenerimi alıp inşaata atmış dedim. Ustabaşı şaşkın bir şekilde sanmıyorum oğlum. Dün en son ben çıktım. Ortada fener falan yoktu. Olsa görürdüm dedi. Allah Allah. Koskoca fener kendi başına yürüyerek gidecek hali yoktu ya. Eve gitmem gerekiyordu. Yolda yürürken aklıma giriş kapısının kamerası gelmişti. Nasıl daha önce düşünememiştim.
Akşam işe gidince ilk işim kameralara bakıp ustadan sonra çıkan biri var mı diye kontrol etmekti. Kafayı takmıştım bu terbiyesizliği yapanı bulacaktım. Eve gider gitmez aç olmama rağmen direkt yatağa girdim. Derin bir uyku çektim. Uykudan kalktım. Banyoya girip biraz kendime geldim ve sofraya oturup bir şeyler atıştırdım. O kadar çok uyumuştum ki yemeğimi yedikten sonra işe yetişmek için apar topar evden çıktım. Minibüse atlayıp işe yetiştim. İnşaata vardığımda bir telaş olduğunu gördüm. Koşuşturan işçilerden birini durdurup ne olduğunu sordum. İşçinin anlattığına göre inşaatta kaza olmuş. Çalışanlardan biri ikinci kattan düşmüş ve ciddi bir biçimde yaralanıp hastaneye kaldırılmış. Benden önce de bu tür şeylerin çok sık olduğu hakkında dedikodular duymuştum ama çalışmaya başladığımdan beri ilk kez böyle bir olaya denk gelmiştim. Ben şaşkın şaşkın bakınırken ustabaşı yanıma geldi. Oldukça sıkıntılı görünüyordu. İnşaattaki sıkıntıların artık çok fazla olduğunu, Halil Usta'nın bile işi bıraktığını, bu kazaların belediyeyi rahatsız ettiğini, olur da yaralanan işçi dava açarsa müteahhitin çok büyük sıkıntıya gireceğini, böyle giderse inşaatın tamamen durabileceğini söyledi. İşçinin yaralanmasına çok üzülmüştüm ama burası benim de ekmek kapımdı ve inşaatın iptal edilmesi benim de işsiz kalacağım anlamına gelirdi. Moralim bozulmuş bir şekilde kulübeme geçtim. Tüm çalışanlar gitmişti. Tek başıma kalmıştım. İçimden devriye atmak bile gelmiyordu. Boş boş otururken aklıma güvenlik kayıtları gelmişti. Artık bir anlam kalmasa bile en azından vakit öldürürüm diyerek ön kameranın kayıtlarını açtım. Biraz kurcaladıktan sonra tuhaf bir şeyle karşılaştım. Kamera dün akşam saatlerde donup kalmıştı ve kayıt yapmayı bırakmıştı. Bu nasıl bir şanstı? Bozulacak başka zaman mı bulamamıştı? Tam da lazım olmuşken. Oflaya poflaya kayıtları kapattım. Güvenlik şirketini aradım ve kameranın durumunu bildirdim. Bu saatten sonra bir önemi kalmamıştı. İnşaat durdurulabilirdi ama en azından ben görevimi yapmıştım. Mutsuz mutsuz kulübemde otururken biri camı tıklattı. İri yarı esmer bir adamdı. Camı açıp kim olduğunu sorduğumda müteahhit olduğunu söyledi. Ben işe başladığımdan beri müteahhiti hiç görmemiştim. Söylenenlere göre şehir dışında başka bir inşaatla ilgileniyor. Buradaki işleri ustabaşı sürdürüyordu. Hemen kendisini hoş bir şekilde karşıladım. Kulübe hap kadardı. İkimiz sığamazdık. Dışarıya iki tane sandalye çıkarıp su kaynatıp çay yaptım. Birlikte oturduk ve sohbet etmeye başladık. Çok şen şakrak ve güleç bir adamdı. Ne söylersem söyleyeyim, kahkahalarla gülüyordu. Biraz sohbetten sonra konuyu bugün inşaatta olan kazaya getirdim ve inşaatın gerçekten kapatılıp kapatılmayacağını sordum. İlk önce uzun bir sessizlik oldu. Zaten kapkara olan adam daha da karardı. Sinirlenmiş gibi bir hali vardı. Bu kahrolası inşaat. Kahrolası inşaat yerle bir olmalı. Başladığı güne lanet olsun, dedi. Bu tepkisine şaşırmıştım. Bu sizin işiniz, ekmek tekneniz, dedim. Ben böyle deyince adam sinirli halini bırakıp yine kahkahalarla gülmeye başladı. Kahkaha attıkça atıyordu. Öyle yüksek sesle gülüyordu ki sesi tüm inşaatta yankılanıyordu. Kahkahalarının arasında bir şeyler söylemeye başladı. Kimin umurunda? Yeter ki bu lanet inşaat yerle bir olsun. O düşen işçi de kafası kabak gibi yarılmış. Artık o adam iflah olmaz. Söyledikleri karşısında şok olmuştu. O kadar acımasızdı ki söyledikleri üstüne bir de manyak gibi kahkahalar atması beni iyice rahatsız etmiş ve tiksindirmişti. Kahkahası yüzünden başıma korkunç bir ağrı saplandı. Bir anda elim ayağım kesildi. Bayılacak gibi hissetmeye başladım. Ayağa kalkıp kendimi toparlamaya çalıştığım sırada adamın ayaklarını gördüm. Aman Allah'ım, o neydi öyle fark etmemiştim. Pantolonun altından çıkan o iki şey ayak değildi. Resmen koca koca kapkara iki toynaktı. Gördüğümün şoku ve korkusuyla sırt üstü olduğum yere yığıldım. Adam ben yerde korkuyla titrerken başıma geçti ve bana bakarak o korkunç kahkahalarını atmaya devam etti. Ve sonra her şey karardı.
Kendime geldiğimde çoktan güneş doğmuş, işçiler başıma toplanmış, elime yüzüme kolonya sürüyorlar, beni kendime getirmeye çalışıyorlardı. Yattığım yerden doğrulmaya çalıştım. Kafama balyoz yemiş gibiydim. Başım resmen çatlıyordu. Ustabaşı telaşla, "Evladım ne oldu sana?" diye sordu. İşin doğrusu ben de bilmiyordum. Gece müteahhit buradaydı dedim. Ustabaşı şaşkın şaşkın bana bakıyordu. "Yok evladım, daha sabah konuştum. O hala şehir dışında, diğer inşaatın başında," dedi. Zorlukla doğrulup sonklayan başımı tuttum. "Ama o adam bana kendisini müteahhit olarak tanıttı," dedim. "Yok evladım, seni kandırmışlar. Hırsızlığa falan mı geldiler acaba?" dedi. "Doğru ya, olabilirdi. Bayılmıştım sonuçta. Acaba bana ilaç falan mı vermişlerdi?" Zor da olsa ayaklandım ve hemen etrafa bakınmaya başladım. Görünürde eksik bir şey yoktu. Kamerayı kontrol edeyim, ustabaşına adamı göstereyim dedim. O an aklıma geldi. Kamera arızalıydı. Güvenlik şirketini arayıp olanları anlattım. Bir de üstüne savunma yazmak zorundaydım. Zaten işimden olma tehlikem vardı. Bir de bu çıkmıştı başıma. Kendi kendime söylenirken ağrıyan başımı tekrar tuttum ve bir anda o sahne geldi aklıma. Kendime geldikçe yavaş yavaş hatırlıyordum. O adamın ayakları. O adam insan değildi. Bu inşaatta bir tuhaflık vardı. Ama kimi, ayakları keçi ayağı olan birini gördüğüme inandırabilirdim ki? Beni kesin deli zannederlerdi. Hatırladıklarım tüylerimi diken diken etmiş bir şekilde evime döndüm. Gözümü kırpacak halim yoktu. Eve gittiğimde annem ve babam yeni uyanmış kahvaltı ediyorlardı. Onlarla birlikte kahvaltı sofrasına oturdum. İstemeye istemeye yakında inşaatın iptal olabileceğinden bahsettim. Geçinmek için benim de çalışmam şarttı. İşsiz kalacağımı duyduklarında çok üzüleceklerini biliyordum ama elden bir şey gelmiyordu. Babam, "Üzülme evladım, belli olmaz bu işler. Belki beklediğin gibi sonuçlanmaz," dedi. Babam beni teselli etmeye çalışıyordu. Oysa ki ben o korkunç yerden bir an önce kaçıp kurtulmak istiyordum. Anneme ve babama dün gece olanlardan bahsetmedim. İşsiz kalabileceğimden bahsederek onları zaten üzmüştüm. Bir de dün gece olanları anlatıp onları huzursuz edemezdim. Tüm gün gözüme bile kırpmadım. Tek yapabildiğim deli gibi düşünmekti. Saatler nasıl geçti anlamadım. Yine vakit geldi çattı. İşe gitmeliydim. Zaten tüm gün gözüme uyku girmemişti. Başımın ağrısı da bir türlü geçmek bilmemişti. İşe resmen sürüne sürüne gidiyordum. Biraz geç kalmıştım. Ben gittiğimde herkes çoktan paydos edip gitmişti. Ustabaşı ise kulübemin önünde beni bekliyordu. Selam verip yanına gittim. O da iyice bozulmuş, yüzü çökmüştü. Beni görünce zoraki bir şekilde gülümsedi. "Hoş geldin evlat. Yaralanan işçinin durumu fena değilmiş ama belediyeden soruşturma için geleceklermiş. Yani henüz neyin ne olacağı belli değil. Eğer bir değişiklik olursa ben sana haber veririm," dedi. Verecek cevabım yoktu. Sadece başımla onayladım. Ustabaşı cebinden bir şey çıkardı. Bana uzattı. Bu bir çeşit muskaya benziyordu. "Bu nedir usta?" diye sorduğumda, "Evlat, ister inan ister inanma ama ben müteahhite söylemiştim. Bu inşaattan haber gelmez demiştim ama beni dinlemedi." "Nasıl yani?" dedim. "Ne biliyorsun da bu kadar emindin?" "Bu arsada eskiden çok eski bir ev vardı. Tarihi eski bir Osmanlı evi. O kadar eskiydi ki kimse ne zaman yapıldığını bile bilmiyordu. Sahibi olan yaşlı kadın evde yaşamıyordu ama bir türlü evi de satmıyordu. O harabe haliyle öylece duruyordu. Evden herkes korkardı. Söylenenlere göre o evde uğursuz varlıklar yaşarmış ve kadın bu yüzden o evi satmaya korkuyormuş. Aradan yıllar geçip kadın rahmetli olunca torunları evin olduğu arsayı anında satışa çıkardılar. Tabii ki yakın çevreden kimse orayı almak istemedi. Fiyat gitgide düştü. Bizim müteahhit inanmaz böyle şeylere. Yer merkezi, semt pahalı, ev fiyat da ucuz olunca bizim müteahhit kaçırmadı. Ama ben söyledim ona. Buradan hayır gelmez dedim. Dinlemedi beni. En hayırlısı bu inşaatın durdurulması. Hepimizin selameti için," dedi.
Peki usta, sen neden burada çalışmayı kabul ettin? Seninle aynı sebepten dedi. Geçindirmem gereken bir ailem vardı. Kendi kendime düşündüm. O an buranın böyle bir yer olduğunu en başından bilseydim yine de kabul eder miydim? Ederdim sanırım. Çünkü geçinmek çok zordu. Ustabaşının verdiği muskayı boynuma astım. Hakkını helal et dedim. Sanki vedalaşır gibi. O an içimden öyle gelmişti. Helalleştikten sonra ustabaşı evine döndü. Ben de girdim kulübeme. Saatler geçiyor. Yerimden dahi kalkmıyor. Kulübemden dışarıya çıkmıyordum. Tedirgin bir bekleyişti benimkisi. Tek istediğim bir an önce sabah olup çekip gitmekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde uykusuzluğun verdiği yorgunlukla içim geçmiş, dalmışım. Uykumdan davul zurna sesine sıçradım. Saate baktım. Gece saat 3'tü. Uyku sersemi, gecenin bir yarısı. Bu gürültü de neydi böyle? Söylene söylene yerimden kalktım. El fenerimi de yanıma alıp kulübemden çıktım. Hala uykum açılmamış bir şekilde sağ sola sersem sersem bakıyordum. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştım. Ses inşaatın içinden geliyordu. Yutkundum. Fenerimi sıkıca tuttum ve inşaatın içine doğru ilerlemeye başladım. İnşaatın içindeki geniş bahçe kısmında yakılmış büyük bir ateş ve etrafında toplanan 30-40 kişilik kalabalık hemen dikkatimi çekti. Ateşin etrafına toplanan kalabalığın kimisi davul zurna eşliğinde deliler gibi halay çekiyor. Kimi ise şen şakrak bir şekilde sohbet ediyor, bağıra bağıra kahkahalar atıyordu. Kimdi bunlar? İnşaat işçileri mi? Hayır, bu saatte onların burada ne işi olurdu? Silahlı güvenlik değildim. Bir silahım yoktu elimde. Sadece kuru bir el fenerim vardı. Korkuyla yanlarına yaklaşmaya başladım. Bunca gürültüden gecenin bir yarısı mahallede oturan hiç kimse rahatsız olmuyor muydu? Nasıl kimse polise haber vermemişti? Yaklaştıkça benim varlığımdan habersiz sohbetlerine, alaylarına devam eden kalabalıkta bir an o adamı gördüm. Dün gece beni korkutan bayıltan adam oradaydı. Ateşin kenarında oturmuş etrafında 8-10 kişilik bir kalabalıkla yine deliler gibi kahkahalar atıyordu. Onu gördüğüm anda bir refleksle hemen ayaklarını kontrol ettim. Loş ateşin ışığında kıllarla kaplı koca koca tonyakları heybetli bir şekilde duruyordu. Sadece o da değildi. Korkuyla hızlıca göz gezdiriyor, herkesin ayaklarına bakıyordu. Hepsinin ayakları anormal derecede korkunçtu. Bunların hiçbirisi insan değildi. Ben köşede nefes nefese kalmış, korkuyla onları incelerken bir anda davul zurna sesi kesildi. Hepsi durmuş bana bakıyorlardı. Başımdan aşağıya kaynar sular dökülmüştü. Kaçacak hiçbir yerim yoktu. O kadar kalabalıktılar ki ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. O adam ayağa kalktı. Dün geceki halinden çok daha farklıydı. O kadar iri ve uzun boyluydu ki tek bir eli benim gövdeme bedeldi. O bana yaklaştıkça ben geri adım atıyor, sendeleyerek uzaklaşmaya çalışıyordu. Yapabileceğim tek bir şey vardı. Arkamı döndüm ve deliler gibi koşmaya başladım. Nereye koşsam karşıma çıkıyordu. Kapkara gözleriyle, toynaklı ayakları ve koskoca elleriyle peşinden geliyorlardı. Kapıdan çıkamıyordum. Duvardan atlayamıyordum. Son çare kendimi iskelet halindeki inşaatın içine attım. Ateşin loş ışığı kaybolmuş, göz gözü görmüyordu. El fenerimle tahtaların arasından geçiyor, saklanacak, kaçacak bir yer arıyordum. O an aklıma geldi. İnşaatın etrafını çeviren teneke duvarın bir köşesinde ufak bir boşluk vardı. Eğer oraya ulaşabilirsem oradan kaçabilirdim. Koşarım, inşaatın iskeletinden fırladım. Küçük boşluğa ulaşamadan başımda büyük bir acı hissettim. Yere yığılıp kaldım. Son hatırladığım onlarca silüetin etrafımı sarıp beni izledikleri. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Kendime gelir gelmez yerimden doğrulmaya çalıştım. Başıma yine korkunç bir acı saplandı. Baş ağrısı değildi bu, başka bir acıydı. Başım alev gibi yanıyordu. Benim uyandığımı gören hemşire yanıma koştu. Sakin olmamı söylüyordu. Söylediğine göre 4 gündür hastanede yatıyormuşum.
İnşaatta başıma kalas düşmüş, beni sabah bulmuşlar ve hastaneye kaldırmışlar. 4 gündür hastanede bilinçsiz yatıyormuşum. Oysa ki daha dakikalar önce o kabusun içinde boğuşuyordum. Yaşadıklarım gerçek miydi? Yoksa gerçekten de başıma kalas düşmüş ve bunun etkisiyle kabus mu görmüştüm? Hayır, kabus falan değildi. Bu kadar tesadüf olamazdı. Daha yeni işçinin biri yaralanmıştı. Ardından benim yaralanmam ve ölümden dönmem. Böyle bir tesadüf olamazdı. Koridorda bekleyen ailem uyandığımı duyunca hemen içeriye girdi. Ağlamaktan annemin gözleri kıpkırmızı olmuştu. Hastanede tam bir hafta yattım. Başıma tam 16 dikiş atılmıştı. Ben iyileşip eve çıktıktan sonra ustabaşı beni ziyarete gelmişti. Söylediğine göre benim kazam iyice toz biber olmuş ve belediye inşaatın iznini iptal etmiş. İnşaat çürümeye terk edilmişti. Müteahhit oldukça zengin bir adamdı. Bu zarar onun için çok da yıkıcı bir durum değildi. Olan orada çalışan insanları olmuştu. Hepsi işsiz kalmıştı. Müteahhit onca tersle, onca kazaya rağmen inatla inşaata devam etmiş, yüzlerce insanın hayatını hiçe saymıştı. İyice iyileşip kendimi toparladıktan sonra gidip bir avukatla görüştüm ve ne yapabileceğimi sordum. Ardından da müteahhiti tedbirsizlik ve ihmalden dolayı mahkemeye verdim. Sonuçta inşaatta birçok insan yaralanmıştı ve buna rağmen bir önlem alınmamıştı. Uzunca bir mahkeme sürecinin ardından oldukça yüklü bir tazminat aldım. Duyduğuma göre yaralanan diğer işçiler de aynı şekilde mahkemeye başvurmuştu. Onlara cesaret vermiştim. Aldığım tazminatla ufak bir iş yeri açtım. Terk edilen inşaat evimize çok uzak olmasa da bir daha asla oraya adım atmadım. Kulübede kalan hususi eşyalarımı dahi almaya gitmedim. Arada ustabaşı ve tanıdığım bir iki işçiyle rastlaşır, selamlaşırım. Bazı gecelerde o terk edilmiş, uğursuz inşaat kabuslarıma girer. O korkunç yaratığın kahkahaları kulaklarımda çınlar. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Sene 2009, Ekim ayı. Adımköy'de yaşadığım yere çok yakın bir yerde, tek katlı, bahçeli güzel bir ev var. Her gün okula geçerken o evin önünde tekerlekli sandalyesinde oturmuş bizim okula gidişimizi seyreden bir teyze vardı. Bu teyze oğlu Ahmet abiyle birlikte yaşardı. Bir gün okula giderken o bahçeli evin bulunduğu kısımda itfaiye ve polis araçlarını görür görmez bir terslik olduğunu anlayıp o kısma koştum. Sonrası ise tam bir felaket. Ev yanmış, içeride bulunan yaşlı kadın, oğlu ve oğlunun iki arkadaşının yanarak öldüğünü öğrendik. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra da artık nasıl yayıldıysa ben okula geçmiş, ders dinlerken bir anda sınıfta cinayetmiş, onları öldürmüşler, sonra evi yakmışlar diye bir haber yayıldı. Haberlere çıktı. Gazetelere manşet oldu. 4 insanı öldürüp evi yaktıktan sonra bunu yapanlar sonra da evin büyük bir kısmını kırıp döktüler, harabeye çevirdiler. Her şey bundan sonra başlıyor aslında. Kütahya'dan çocukluk arkadaşım dediğim insanı misafir ediyorum Hadımköy'de. Sene 2012. Ona Hadımköy'ü gezdirirken o harabe evin oradan geçmekte olduğumuzu fark edip ''Gel bak, şu evin şurada az dinlenelim. Hem sigara tüttürürüz. Şimdi sokakta içersek annemin kulağına gider, haberi olur.'' dedim. O, gerçeklerden habersiz bir şekilde ben de ona ''Bak, burada bir zamanlar insanlar öldü.'' tarzında şaka yapacaktım. Aklını almak üzereyken evin içerisine girdik. Girer girmez, normalde sessiz sedasız ve gerçekten kolay ani tepkiler vermeyen kız bir anda ''Çiğdem, çıkalım buradan, nefesim daralıyor, Çiğdem, hiç iyi hissetmiyorum.'' diye krize girmeye başladı. Bir şekilde evin dışına adım atar atmaz ''Gidelim buradan, ne olursun gidelim, yalvarırım.'' diye üzerime sarılmaya başladı. Ben de ''Tamam sakin ol, tamam gidiyoruz.'' dedikten sonra onu olabildiğince
o kısımdan uzağa götürdüm. Bir aralar Sherlock Holmes'un yazarının saçma sapan bir kitabını okumuştum. Bir insan ruhunun enerjisi henüz yok olmadan cinayet, yangın, kaza gibi şeylerle ölürse o insanın ruhu yıllarca dünyada kalır tarzı şeylerden bahsediyordu. Bir anda aklıma o geldi. Arkadaşıma da olayı anlatmaya korkup o geceyi düşünerek geçirdim çocuk aklımla. Sene 2015. Patara kazısına katıldım. Patara kazısında öğretmenler arasında çok fazla babamın arkadaşı, tanıdıkları var. Öğrenciler aralarında bana torpilli diyorlardı. Ben de gündüzleri kimseyi umursamıyor, geceleri de odama çekilip ağlıyordum. Diğer öğrencilerin benim torpilli olduğumu düşündükleri için beni sevmediklerini biliyordum. Tek başıma bırakıldığım bir dönem, kaldığım oda iki kişilik olmasına rağmen kimse yanıma gelmiyor. Bir gün kazıya yeni bir öğrenci katıldı ama yeni öğrenciyi herkes tanıyor. Bu öğrenci bir zamanlar gelinin geçenin sevgilisini ayarttığı iddia edilen tuhaf bir kadın. Tek boş oda benim odam olduğu için benim yanıma geliyor. İlk başlarda çok soğuk olmasına rağmen sonrasında gayet duygusal, gayet anlaşılabilir ve gayet temiz bir kadın olduğunu fark eder etmez ben de kartlarımı açıyorum ona. Bazı geceler sabaha kadar muhabbet ediyoruz. Ertesi gün birlikte yemek yiyor, birlikte çalışıyoruz. Yeni bir yeri kazmaya başladık. Birkaç gün kazdıktan sonra ufak tefek şeyler çıkıyor ama artık kimse çıkan şeyleri umursamıyor. Çünkü sıcak ve yorgunluk herkesi bunalttığından dolayı öğretmenler herkese izin verip dinlenmemizi emrediyor. Bu kadınla birlikte odamıza geçip iki kız dedikodu faslından sonra saatlerce muhabbet ediyoruz. Saat gece 11-12 civarı. Bu uyuyakalıyor. Ben de gözlerimi kapatıyorum uyumak için. Ama tık yok. Sanki bir şey ruhumu acıtıyor gibi. Gereksiz bir acı, bir ağrı, kalbimde yumruk var gibi. Adeta içim sıkılıyor. Sonrasında karşı yatakta bu kadın. Ben çok kötü hissediyorum. Üzerime bir şey çöktü sanki. Dışarı çıkıp hava alalım mı diye sordu bana. Dışarı çıkıp sigaralarımızı yakıp manzarayı seyrediyoruz. Tam o anda 2012 yılında arkadaşımla başıma gelen olay geliyor. Korkmaya, ürpermeye başlıyorum. Yarım saat kadar dışarıda geçiriyoruz ama hala ikimiz de ürpermiş, korkmuş ve dahası da darlanmış vaziyette odalarımıza çekilip uyumak adına geriye dönerken bir anda çığlık sesleri işitiyoruz. Birileri kazı yaptığımız alandan deli gibi bağırıyor. Bayağı çığlık çığlığa sesler geliyor. Artık nasıl koştuysak normalde 10 dakika yürüyüş mesafesindeki alana 2 dakika gibi rekor bir vaziyette vardığımızı düşünüyorum. O korkuyla etrafa bakınıyoruz. Her yerden şöyle düşünün bir kazı alanı. Etrafında ağaçlar var ve sağınızdan solunuzdan önünüzden arkanızdan size yemin ederim her yerden deli gibi çığlıklar yükseliyordu. O sırada ikimiz de salya sümük ağlayarak birbirimize sarılmış vaziyette öğretmenlerin kaldığı kısma koşmaya başladık. Sesimizi duyan ne kadar insan varsa başımıza üşüştü. Olayı anlattığımız halde herkesin bize sırıtması mı dersiniz, inanmamış şekilde inanır gibi davranması mı? O gece ışıklarımız açık, telefondan müzik son ses vaziyette uyumayı denedik. O hafta kaza hala devam ediyor. Gündüz vakti. Oda arkadaşım kazıda çalışırken ben 1 litrelik suyumu yanıma almış telefonumla ilgileniyordum. Bir anda arkadaşımdan Çiğdem diye bir serzeniş görüp kendime geldim. Çıkanlara inanamayacaksın. Duyduğumuz sesler var ya dedi. Daha bunu der demez ben kaza alanına depar atmaya başladım. Onlarca sunak bulduk dedi oda arkadaşım. O sunaklarda sadece hayvanlar kurban edilmedi diye geçirdim içimden. Sonra da o duyduğumuz sesler aklıma geldi. Ürperdim. O kazıdan bana hatıra kalan bu anıydı. İlk hikaye burada son buluyor. Şimdi ikinci hikayeyi anlatıyorum. Yıl 2005. Mekan, öğrenci evi.
Kara Mürsel. Ağır depresyondayım. Günün 16-17 saatini uyuyarak geçiriyorum. Uyanınca yemek, tuvalet gibi temel ihtiyaçlarımı giderip yeniden uyuyorum. Bir o kadar daha. Aylardır böyle devam ediyordu hayatım. Kaldığım ev, Kara Mürsel mezarlığının karşısında. Odamın penceresi direkt mezarlığa bakıyor. Hatta Kara Mürsel Bey'in anıt mezarına bakıyor. Bahar ayı ama hava ve evin soğukluğu, mutfak sıfır. Üstünde iki kat yorgan örtmezsen uyuyamazsın. Pencerede ağır, kalın, koyu renk güneşlikler. Üstümde bir yorgan, bir battaniye. Kim bilir günün hangi saatinde yattım? Kim bilir ne kadar süredir uykudaydım? Bilmiyordum. Bir sebepten ötürü yataktan sıçrayarak uyandım. O kadar garip hissediyordum ki kendimi. Ne kolumu kıpırdatabiliyordum ne de gözümü açabiliyordum. Bir süre bekleyip hareket etmeye çalıştım ama nafile. Sanki bir şeyler tarafından sıkıca sarılmışım. Hareket edemiyorum. Gözlerimi açmaya çalışıyorum ama bunu da başaramıyorum. Uyandığımdan beri oldukça yüksek bir ses geliyor kulağıma. Hareket edip gözlerimi açabilme mücadelemden vazgeçiyorum ve kulağıma gelen sese dikkat kesiliyorum. Biri bağıra bağıra Kur'an okuyor. Telaşlanıyorum ilk başta. Yeniden hareket etmeye çalışıyorum ve yeniden başarısız oluyorum ve sadece kulağıma okunan Kur'an geliyor. İstemsiz bir şekilde öldüğümü düşünmeye başlıyorum. Kıpırdayamıyorum. Gözlerimi açamıyorum. Gayet havasız bir yerdeyim ve yanımda Kur'an okunuyor. Bir süre sonra öldüğümden emin oluyorum ama garip geliyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ne, nasıl öldüğümü, ne de buna nasıl yaklaştığımı. Hiçbir sahne yok zihnimde. Aklıma insanlar geliyor. Ne yaptılar, ne ettiler, hiçbir fikrim yok. Çaresizce okunan Kur'an'ı dinliyorum ve bekliyorum. Hiçbir şey yapamadan. Daha sonra son bir gayretle tüm gücümü toplayıp hareket etmeye çalışıyorum. Ani bir sıçrayışla ellerimi kaldırıyorum. Bir şeylere dolanmış gibiyim. Acele ama güçsüz hareketlerle üzerimdekileri savuruyorum. Bir serinlik hissediyorum. Artık rahatça hareket edebilmeme rağmen gözlerimi hala açamıyorum. Hala kulağıma Arapça cümleler geliyor. Son çare ellerimi gözlerime götürüp parmaklarımla gözlerimi açmaya çalışıyorum. Göz kapaklarımı birbirinden ayırırken kopan kirpiklerimin çatırdılarını duyuyorum. Gözlerim sanki mil çekilmiş gibi yapışmış birbirine. Bir süre sonra net görebilmeye başlıyorum etrafı. Fakat Kur'an hala devam ediyor. Doğru diyorum. Odamda yatağımın üstündeyim. Yerde az önce üstümden savurduğum yorgan ve battaniye duruyor. Oda pencereden gelen loş bir ışıkla aydınlanıyor. Oda havasız ve çok soğuk. Kalkıyorum yerimden. Kur'an okuyanı bulmak tek amacım. İstemsiz bir şekilde pencereye yöneliyorum. Perdeyi açıp baktığımda karşımdaki mezarlıkta toplanmış bir kalabalık görüyorum. Kara Mürsel Bey'in anıt mezarı başında toplanmış insanlar mikrofonla Kur'an okuyan hocayla birlikte dua ediyorlar. Bu kadar tesadüf nasıl bir araya gelip bana nasıl bir ölüm simülasyonu yaşattılar bilmiyorum ama bunu asla unutmayacağım. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bilenler bilir. Tarikatlarda kalan öğrenciler yaz tatilinde eğitim için medreselere giderler. Benim kuzen dini bütün biri. Henüz lise 2'de bu medreselerden birine gitmek için ailesinden izin alır ve bir aylık bir eğitim süreci başlar. Eğitim alacakları yer Nevşehir'in bir köyü. 3 katlı müstakil bir ev. Her evde 6 kişi ve bir müderris kalıyor ve yaklaşık 25 kişi falan var. İlk günler biraz zorlansalar da sonradan köye ayak uydururlar. Tabi yapacak başka bir şey bulamayınca geceleri böyle gizemli olaylardan bahsederler. Aralarından biri ilk gece başına tuhaf şeylerin geldiğini rüyasında bağırıp çağıran çarşaflı, kırmızı gözlü 3 kişi gördüğünü ve aniden yatağından düşerek uyandığını söyler. Gerçekliğine pek ihtimal vermezler ama evde geceleri
banyodan sesler gelmesi ve mutfaktan tencereye vurma sesleri falan iyice millet rahatsız olmaya başlar. Bir gece sabah namazına kaldırma görevlisiydi. O gece uyurken çok sıkıntılı rüyalar gördüm. Ter içinde uyandım. Kalkıp tuvalete gittikten sonra su içmek için mutfağa yöneldim. Işığı açtım ama ampul yanmadı. Bozuk olduğunu düşündüm. Tam salona geçecekken mutfakta birilerini oturmuş gördüm. Uyku sersemiydim. Başta olayı idrak edemedim. Sonra gözlerim fal taşı gibi açıldı. Kapının açık olan ucundan baktığımda nasıl tarif edilir bilmiyorum ama mutfakta kapkara ve korkunç suratlı, bembeyaz elbise giyinmiş, gözleri kıpkırmızı ve burnu olmayan üç şey gördüm. Bunlar oturmuştu ama bacakları yoktu. Yerdeki ekmek kırıntılarını aralarında paylaşır gibi yapıyorlardı. Tabii ben korkudan bayılmak üzereydim. Kapının önündeydim. Acaba rüyada mıydım derken bunların bana o korkunç gözlerini dikmesiyle rüyada olmadığımı anladım. Hiçbir rüya bu kadar korku hissettiremezdi. Bu şeyler anlamadığım dilden bazı şeyler söyleyince medresede ezberlediğim Ayetel Kürsi'yi okumaya çalıştım ama nafile dilimi hareket ettiremiyordum. Ve de tüm bunlar saniyeler içinde yaşanıyordu ama saat gibi geliyordu bana. En sonunda Allah'ın birkaç ismini zikrettim. Güç bulup medrese aliminin yanına koştum. Olayın en korkunç, en unutamadığım yanı bu şeylerin peşimden gelmesiydi. Hani bacakları olmayan biri sadece elleriyle yürümeye çalışır. Aynen bunların peşimden böyle geldiklerini hissederken bayılmışım. O an hayal meyal hatırladığım tek şey müderris Samet hocamın yanıma gelip "Defolun el melunlar, Allah'tan korkun yoksa sizi cehenneme yollarım" tarzından bir şeyler söylemesiydi. Nihayet bilincim açıldığında müderris efendinin odasındaydım ve başımda oturmuş dua okurken sabah namazını duydum. Kalktık ve beraber namaz kıldık. Namazı o kadar çok içimden gelerek kıldım ki size anlatamam. O gece uyuyamadım ve bu olayı korkmasınlar diye kimseye anlatmama sözü verdim hocama. Sabah oldu. Ben tüm bunların korkusuyla Samet hocamın yanından ayrılmıyordum. Onun odasındaki karşılıklı ranzada uyuyordum. Samet hoca bana devamlı "Oğlum bol bol namaz kıl, Kur'an oku" diyor ama kalbimdeki o korku bir türlü gitmiyordu. Böyle bir haftayı devirdik. Ertesi geceler her şey normal giderken bir hafta sonra bir olay daha başıma geldi. Gecenin bir köründe uyandım. Hoca yatağında oturmuş bana bakıyor. Oda karanlık ve önünde yanan büyük bir mum var ama elektrikler kesilmemiş. Koridordan yansıyan ışığa baktığımda anlıyorum. Hocaya seslendim. "Hocam iyi misin?" diye ama gözler dimdik. Kızgın bir şekilde bana bakarak bir şeyler diyor. Ben olayı kavrayınca "Beni korkutamazsınız. Rabbimin yardımı benimle" tarzında bir şeyler söylerken tam o anda hocamın başındaki takkesi kendiliğinden duvara tosladı. Mum birden ortadan kayboldu ve odanın penceresi güm diye kendi kendine kapandı. Müderris hoca o anda yere yığıldı. Ben bu sefer hüngür hüngür ağlıyorum. Sonra diğer öğrenciler sesleri duyup odaya doluşunca durumu anlatmak zorunda kaldık. O gece kimse uyumadı. Hoca kendine geldiğinde "Eşyalarınızı toplayın, sabah boşaltıyoruz" dedi. Ertesi gün orayı boşalttık, evlerimize dağıldık. Bir daha da kimse korkusundan yatılı derslere gelmedi. Kuzenim son derece dürüsttür. Hiçbir zaman en ufak bir yalanına şahit olmadım. Bunları anlatırken ki halinden olayın gerçek olduğunu çıkartabiliyordum. Şu an Kastamonu'da müderrislik yapıyor. En son konuştuğumuzda köydeki bazı art niyetlilerin bizi buradan kovmak için eve bunları yolladığını, o evdeki kafir cinlerden olan bir grubun ilim derslerini engellemek için yaptığını çok sonradan öğrendim demişti. O köyde 2013 senesinde yaşanan bazı tuhaf olaylar sonucu delirenlerin olduğunu duymuş. İlk hikayeyi burada son buluyor. Şimdi ikinci hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Bundan 9 yıl önce bizim son derece
sakin, sessiz bir yaşantımız vardı. İki katlı bir evde yaşıyorduk. Alt katında babaannem, halam ve yengem, üst katında da biz oturuyorduk. O zamanlar hiç bilgim yoktu cinlerle ya da buna benzer şeyler hakkında. O yaşımda sorguladığım tek şey 4 yıl boyunca aynı kabusu görmüş olmam. Her gece uyurken şu rüyayı gördüğümü hatırlıyorum. Evin koridorundayım. Hemen karşıda annemle babamın yatak odası var. Yatak odasının kapısının hemen yanında bir koltuk var ve o koltukta yengem oturuyor, arkası dönük bir halde. Sesleniyorum, bir türlü arkasını dönmüyor. Yanına doğru gidiyorum. Saçları yüzünü kapattığı için yüzünü göremiyorum. Sadece histerik bir şekilde gülüyor. Tekrar sesleniyorum. Başını kaldırıp bakıyor ve yüzünü tarif etmem imkansız. Göz bebeği tamamen bembeyaz. Yüzünün rengi de aynı şekilde. Sadece bana bakıp gülüyor. Yenge diyorum. Ne oldu? O histerik gülüşünün yerine bana nefretle bakan bir ifade alıyor. Bir anda iki omzumdan tutarak beni sarsıyor. Sen yaptın. Bunu sen yaptın diyor. Size yemin ederim, ben bu rüyayı aralıksız 4 sene boyunca her gün gördüm. Tabii o rüyalardan sonra yengemle arama mesafe koydum. Bir gün bir şekilde evde yengemle baş başa kaldık. Korkuyorum ama belli etmemeye çalışıyorum ona. Bir an televizyona daldım. Yengem ayağa kalktı ve annemin yatak odasına doğru gitti. Yatak odasının oradaki koltuğa oturdu. Ben o sıra içimden sadece dua ediyordum. Bir süre oturduktan sonra yanıma geldi. Yanağımı sertçe okşadı ve aşağıya indi. Annemler eve geldiğinde yengem ortalıkta yoktu. Ne yengem vardı ne de bir haber. Sırra kadem bastı. Şu an 19 yaşındayım ve geçen ay dedemin mezarına gittim. Dua edip çıkacakken yengemin isminin yazılı olduğu bir mezar gördüm. Başta ihtimal vermedim ama gerçekten oydu. Hala kimse buna bir açıklık getirebilmiş değil. Ailesi de sen ortalarda yok. Ve en kötüsü ben aynı rüyaları görmeye başladım yine.